Ya o yüzden bence de hiç ünlü isimlere ihtiyacımız yok. Bradalar neymiş ki bu kanal? Merak ettim. İlk kez görüyorum çünkü. Bakalım mı bir? Bir bakalım hadi şuna hep beraber. Ünlüler ve oyunlar. Oyunlarda ünlülere neden ihtiyacımız yok? 90'lar video oyun sektörünün eğlence sektörü içindeki payının yavaş yavaş artmaya başladığı yıllardı. Sadece Atari salonlarında ve şanslı bir Evet. azınlığın dönemin bilgisayarlarında deneyim ettiği video oyunlar el konsollarıyla, TV'ye bağlanan ev konsollarıyla birlikte Atari salonlarından ve baba ofislerinden çıkıp geniş kitlelere yayılma şansı buldu. Daha sonra geniş kitleleri etkisi altına almaya başlayan video oyunlar başta film sektörü olmak üzere eğlence sektörünün diğer paydaşlarının da iştahını kabarttı. Allah'ım Tarihini. ördekli Şimdilerde oyun. evde torun seven dönemin çocukları hatırlar. 90'larda 2000'lerin başlarında deli gibi oyun uyarlaması film basılıyordu. Bunların arasında göz kanatmayanına rastlamak imkansız gibiydi. Oyunlarla Hollywood arasındaki ilk etkileşimde başlangıçta böyle tek taraflı olsa da oyun sektörü Hollywood'dan ve dönemin ünlü simalarından yararlanmak için kısa süre içinde harekete geçecekti. Klay Thompson, Ay Mike Tyson gibi ünlü sporcular 80'li yılların sonunda kendi spor oyunlarını çıkarıp oyun dünyasına atılan ilk ünlü hadi isimlerden ya oldular. ben Michael bilmiyorum Jackson bunları. 1990 yılında Michael Jackson's Moonwalker oyununda moonwalk yaparak oyun dünyasına girecekti. Bu isimleri Michael Jordan, Bunları asla Shaquille O'Neal bilmiyorum. gibi Benim yıldız bilgisayarımda sporcular bir takip bilgisayarım etti. yoktu. Teknoloji ilerledikçe ve de oyun dünyası giderek büyüdükçe hem kendi markasını genişletmek isteyen starlar hem de cebime 3-5 kuruş daha koyan Kral. diyen az ünlülerin oyunlara ilgisi arttı. Oyun firmaları da ünlüleri sevince oyunlar ve ünlüler arasındaki tamamen para odaklı ve Ya yapay bir ilişki ben çok istiyorum Good World diye oyun yapmayı. doğdu. Şimdi bu ilişkinin meyvesi olan bir takım oyunlara bakalım. İyi örnekler de var ama çoğunlukla kötü örneklere Ay göz kesin atacağız. korkunç şeyler izleyeceğiz. Hollywood'un gözden düşmüş ünlülerini ve az ünlülerini en fazla sağan oyun serisi sanıyorum ki Call of Duty serisidir. Bu adam kodda mı oynadı? Yemin ediyorum ki bilmiyorum. Allah çarpsın ki bilmiyorum. Activision her sene aynı oyunu yapıyoruz. Bunun reklamını nasıl yapacağız? Bütün rap şarkılarını da tükettik diye düşünüp çareyi bir Hollywood ünlüsüne sarılmakta buluyordu bir ara. Call of Duty Infinite Warfare'de Bak, yemin ediyorum bir dönem sadece yani bir dönem değil aslında mesela artık böyle bir oyunun diyelim ki bir FPS oyununun şeyini izliyoruz. İşte tanıtımını malıtımını bilmem nesini izliyoruz. Bak, hatta şu şarkıyı açayım. Bak. Hep arkada böyle bir şarkı. Bak. Gaza getirici bir şarkı. Bak. O sırada şunlar oluyor bak. Patatatatatata. Tatatatatata. Ve havalı birileri yürüyor. Hız. WhatsApp denince. Hepsi öyle ama. olduğu gibi. Döneminin en popüler dizi yıldızlarından biri olan Jon Snow'umuz Allah Kit yardım Harington, Call of Duty Infinite Warfare'de boy gösterdi. Activision'a Bu göre, adamı çok aha Jon beğeniyorum bu Snow'lu arada. oyun diyerek Infinite Warfare'ı satın alacaktı. Taktik işe yaradı mı bilinmez. Zaten hayvan gibi satan Call of Duty yine çok sattı. Ben bu şahsı çok beğeniyorum. Bir kez daha söylüyorum, Infinite Warfare duyulmadıysa. ise pek beğenilen bir Call of Duty oyunu olmadı. Oyunu oynayıp bitirenlerin aklındaysa tek bir soru vardı. Jon Snow'un bu oyunda ne işi vardı? Yani toplam 3-4 sahnede Snow bu görünmek ve arada. finalde başına bir şeylerin gelmesi dışında Kit Harington'ın oyuna katkısı, Bradaların insanlık tarihine olan katkısı kadar sınırlıydı. Kevin Spacey'nin yer aldığı Call of Duty Advanced Warfare içinse biraz daha olumlu şeyler söyleyebiliriz. Şimdilerde Hollywood'un fişini çektiği oyunculuk reis Call of Duty Advanced Warfare'da oldukça geniş bir yer kaplıyordu. Ve Sezar'ın hakkı Sezar'a, Kevin Spacey Ama aldığı Kevin Spacey dolarların karşılığını da veriyordu. iyi bir Yaşlı kurt, oyuncu değil kötü mi? adam rolüne cuk diye oturmuştu. Call of Duty'de yer almasının ardından işler Kevin Spacey için pek de iyi gitmedi. Kit Harington da sadece Jon Snow'la anılan bir oyuncu olarak kaldı. Ya bir saniye, yoksa Call of Duty'nin bir laneti mi var? Bilemiyorum. Keanu Reeves'in Cyberpunk 2077 performansı son yıllarda gördüğüm en kötü performanslardan biriydi. Keanu Reeves'i hepimiz severiz. E3 konferansında ilk Çok. gördüğümüzde hepimiz heyecanlı. Çok. Çok. Ama ben tekrardan söylemek istiyorum. Ben hiçbir yani hiçbir film, hiçbir iyiliği milli için değil. Tamamen şunun için.
Bak. Burada oynadığı dönemlerde bal damlıyordu bundan bal. Ya bakar mısın ya? Ay çok hoş bir adam. Ay çok hoş bir adam. Çıplak sahneler var mı? Ha yokmuş. Anlamadık mı? Hepimizin nefesi kesilmedi mi? Keanu Reeves'in olduğu her şeyi seven bir hayranı olarak onu bir oyunda görmek de harika olacaktı ama öyle olmadı. Reeves ne yazık ki Johnny Silverhand rolünü pek de iyi kotaramamıştı. Aslında dalgalı bir performans sergilemişti desem daha doğru olur. Bazı sahnelerde çok iyiydi, bazı sahnelerde ise odun gibiydi. Belki beklentilerim çok yüksekti, ondan da olabilir, bilemiyorum. Keanu ama zaten bir Cyberpunk oyun içinde çok bu kadar yazık çok bir görmek, oyun. Hatta neyse haddinden yani çok görmek güzel. Geldi yine de. Ama Reeves baya kötü seslendirmişti be Silverhand'i. Kendini olaya hiç vermediği çok belli oluyordu. Üzdüm be Keanu Reeves. Death Stranding kötü bir oyun muydu? Değildi. Ama Hideo Kojima'nın en iyi oyunlarından biri olmadığı da bir gerçekti. Şimdi sorarım size. Oyundan Norman Reedus'u ve Mads Mikkelsen'i ve diğer aşırı ünlüleri çıkarın. Death Stranding ne kaybeder? Bence cevap hiçbir şey. Yani hiçbir şey kaybetmez, hatta kazanırdı. Bilemedim. Çoğu sahnede karakterler bir oda içinde duruyor, karşılıklı konuşup sonra dağılıyorlardı. Ya yani bir zaten Death Stranding'in en büyük problemi, şimdi oyunla hiç alakası olmayan arkadaşlardan bu arada çok çok özür diliyorum. Yaklaşık olarak bir 14 dakika daha oyun konuşacağız efendim. Zaten Death Stranding'in en büyük problemi, kimse kusura bakmasın, bir yerden bir yere gidiyorsun. Orada duruyorsun. Birisi çıkıyor diyor ki işte tebrikler, işte bunu yaptın ama unutma dünyanın sana ihtiyacı var. İşte geziyi bilmem neyimizi sen kurtaracaksın. Şimdi de şuradan şuraya git. Sonra oradan oraya gidiyorsun fıtı 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 fıtı. 5 saat yol çekiyorsun. Arada böyle o gerizekalı canlılar geliyor. Bir daha gidiyorsun, bir daha duruyorsun, bir daha teslim ediyorsun. Ondan sonra diyor ki tebrikler ama unutma senin bir amacın var. Şimdi de amacın için gidip pizza teslim ediyorsun. Ne? Allah sizi kahretmesin ya. Allah sizi kahretmesin, değil mi? E öyle ama öyle ben oynadım. Erzurum olur gibi, neden olmasın? Yani sanki bir Türk dizisi izliyordum. Ha yine de tüm bunlara rağmen Norman Reedus oyunda iyi bir performans sergilemişti. Tabii canım. Death Stranding Hollywood ünlülerinin sırtında beklendiği kadar çok yükselemedi. Ben artık Kojima'nın sırf ünlülerle vakit geçirebilmek için oyun yaptığını düşünüyorum. Yani Metal Gear Solid 5'te Kiefer Sutherland'in Snake'i canlandırması oyuna nasıl bir katkı yapmıştı? Kiefer Sutherland muhtemelen diyalog başına para aldığı için olsa gerek Snake oyunda doğru düzgün konuşmuyordu bile ya. Death Stranding'deki Matt Mikkelsen de pastanın üstündeki bir çilekten ibaretti. Pahalı bir çilek. İşte robot dizisiyle patlama yapan, daha sonra Queen filminde canlandırdığı Freddie Mercury rolüyle Oscar kazanıp kariyer zirvesine ulaşan Rami Malek'i oyun dünyası olarak biz ilk kez Until Dawn'da patlak gözleriyle tanımıştık. Rami Malek o zamanlar Rami Malek değildi. Evet. Belki de o yüzden oyundaki diğer az ünlüler gibi Rami Malek de rolünün hakkını veriyordu. Ve oyuna da bayağı yakın. Ama şeydeki kız oynuyordu. Heroes'taki kız oynuyordu. Heroes'ta değil mi? Heroes'ta oynamıyor muydu başroldeki sarışın? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorum lan. Değil mi? Kışıyordu. Az ünlülerle dolu Until Dawn, aktrislerin, aktörlerin oyuna artı değer kattığı nadir yapımlardan biriydi. Quantum Break de ünlü yüzlerin oyuna hayranın pek de dokunmadığı oyunlardandır. Üzerine bol miktarda Hollywood ünlüsü boca edilmiş. Microsoft Remedy işbirliğinden doğan Quantum Break o dönemde beklentileri oldukça arttırmıştı. Hatta oyunun içinde ekranların bilindik üzerinde yer aldığı bir mini dizi olacaktı. Oyunun beyin yakan hikayesi bu mini diziyle anlatılacak. Quantum Break, Microsoft kanadının en sağlam silahı olacaktı. Ancak durum pek de beklendiği gibi olmadı. Oyunun hikaye anlatımı, içindeki mini dizi, hatta karakterleri beğenilmiş de olsa oynanış mekanikleri anlamında oyun yavan kalınca Quantum Break büyük hayal kırıklığı oldu. Hollywood ünlülerine abanan Remedy ve Microsoft asıl önemli şeyi unutmuştu. Oynanış mekaniklerini. Oyun eğlenceli değildi. L.A. Noire oyun tarihinde ünlüleri en iyi kullanan oyunların başında geldi. Bunlar ünlü müydü? Biz Elaine Oyer oynadık. Bunların gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Elaine Oyer'da ünlü mü vardı? Vallahi bilmiyorum. Çok özür diliyorum. Bütün ünlülerden özür diliyorum.
özür dilerim. Vallahi bilmiyorum. Geliyor. Team Bondi'nin motion scan teknolojisi sayesinde oyun boyunca karşılaştığımız her karakterin adeta mimik şovuna şahit oluyor. Bence bu arada güzel oyundu. Sadece tek bir oyunda kullanılan bu muhteşem teknoloji, ha şöyle ya, ünlüleri kullanacaksanız böyle kullanın dedirtiyordu. Eğer Mad Men dizisini izlediyseniz LA Noire'deki pek çok karakter size tanıdık gelecektir. Aaron Staten, Michael McGrady, John Noble gibi bundan ünlü isimlerin yer aldığı yapım ünlünün hakkını veriyordu. Ama ne yazık ki her ne kadar çok beğenilen bir yapım olsa da LA Noire'de ünlülerin yaramadığı oyunlardan oldu. Satış anlamında beklentileri pek karşılamayan oyun, geliştirici ekip Team Bondi'nin kapatılmasına neden oldu. Motion scan teknolojisi de sanıyorum çok maliyetli olduğu için bir daha kullanılmamak üzere rafa kaldırıldı. Bu adam kim, tahmin edebildiniz mi? Edemediniz değil mi? Eğer bu oyundan haberiniz yoksa bu kel karizmatik ana karakterin hangi ünlü Hollywood yıldızı olduğunu tahmin etmek gerçekten zor. Ha, karizmatik kel imajına... Karizmatik kel Jason Statham var. Bildiğim karizmatik kel. Bak, karizmatik kel hepimiz aynı kel. Öbür keli boş ver. Onun sektörü farklı. Onun sektörü farklı. Sahip ünlü sayısı bir elin parmaklarını geçmediği için seçenek sayısı da oldukça az gerçi ama neyse, lafı uzatmadan ben söyleyeyim. Hala bulamadıysanız bu abimiz Bruce Willis'in ta kendisi. Bruce Willis PlayStation 1 oyunu Apocalypse'de ana karakter Trey Kinsey'i de can vermişti. Hatta genelde o yıllarda yapıldığı gibi Bruce Willis sadece seslendirme yapıp evine dönmemiş. Ben PlayStation 1'im yoktu ki. Aşamalarını da bizzat kendisi üstlenmiş. Baya baya oyunun içine girmişti yani. Oldukça dandik bir shooter oyunu olan Apocalypse 1996 yılında geliştirme. Oldukça dandik bir başlanmış. 1998 yılında PlayStation 1 için yayınlanmıştı. Tam da Bruce Willis'in kariyerinin anlatıcı zirve yıllarında yani. Geliştirici ekip Neversoft'un Bruce Willis'e ne kadar para ödediğini varın siz düşünün. O yıllarda Bruce Willis'in yayıncı bir Activision'da birkaç mesela milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı konuşulmuştu. Eninde sonunda Bruce Willis birkaç gün hoplayıp zıplayıp seslendirme yapar ve milyon dolarlarını cukkalayıp yoluna devam ederken Apocalypse ise kimsenin oynamadığı, oynayanların da sevmediği tırt bir oyun olarak kaldı. Ama çok sütten ağzı yanan geliştirici Neversoft'sa yoğurdu üfleyerek yiyecek ve daha sonra Tony Hawk Pro Skater serisini yaratacaktı. Yani yaktıkları sonra... paranın stresini atmak için kaykay oyunu yaptı adamlar. Ama iyi bu metal arada, dünyasının çatlak ismi Ozzy Osbourne, ünlü metal grubu Motorhead'in kurucusu Lemmy Kilmister ve ünlü oyuncu Jack Black gibi pek çok ünlü ismin yer aldığı Brutal Legend metal seviyorum dünyasıyla ufaktan dalgasını geçerken, öte yandan metal müzik kavramlarını, metal müziğin efsane isimlerini de oyun evrenin içine muazzam bir şekilde yedirmeyi başarıyordu. Bu isimler nasıl ikna edilmiş, aynı projede yer almaları nasıl sağlanmış gerçekten şimdi düşününce olacak iş gibi gelmiyor. Brutal Legend ünlü isimleri birer reklam panosu gibi kullan. Peki buna neden gerek var? Maktan çok bu şahane karakterlerden bir metal evreni oyun dünyası yaratmıştı. Ha, bu dev isimler oyunun satışlarına ne kadar katkı yaptı derseniz, yani neredeyse hiç yapmadı. Brutal Legends dev isimlere rağmen dev satış performansı yani ama... gösteremedi. Zaten oyunun devam oyunu da hiçbir zaman gelmedi. Bazen olmayınca olmuyor demek ki. Satışlar yapım maliyetlerini karşılayamıyor ve aşırı ünlülü oyunlar genelde firma batırıyor. Ünlüler milyon dolarlarını alıp uzarken geliştirici firmalarsa iflas ettikleriyle kalıyorlar genelde. Quantic Dream de ünlü seven firmaların başında geliyor. Doğru. Omicron, The Nomad Road Soul adlı oyunda müzik dünyasının efsane ismi David Bowie'ye yer veren yönetmen David Cage'in Kojima gibi ünlülere bir zaafı var bence. David Cage'in ünlü fantazisinin arşa çıktığı oyunsa Beyond Two Souls. Ama Beyond Two Souls Beyond bence Souls güzeldi. Beyond Two Souls kadrosuna rağmen tırt bir oyundu. Ama tekrardan... Elon Page yerine bilinmeyen bir aktör ya da tam... Tırt bir oyun muydu? Bu oyunun içerisinde 7 kere öpüşürüyordu. Bu oyun çok iyi bir oyundu. Öpüşemediyseniz bu sizin probleminiz. Harikaydı. Ben daha önce hiçbir oyunda o kadar çok öpüşüldüğünü görmemiştim. İsteğe bağlı olarak daha neler neler yapıyordu hatta. Çok konuşturmasın.
tamamen sıfırdan yaratılmış bir karakter olsaydı oyun daha mı az satacaktı? Ya da kaç kişi bu oyunu sırf Ellen Page ve William Dafoe için almıştı? Doğru. Her ne kadar bu tarz ünlü isimler reklam kampanyalarında oyun tanıtımına doping etkisi yapsa da ünlüler kötü bir oyunu mükemmel hale getiremezler. Bir an Two Souls da onlarca reklam kampanyasına ve yıldız isimlerine rağmen akıllarda bol ünlülü ama vasat bir oyun olarak yer edinecekti. John Reno deyince Leon, Görevimiz Tehlike, Wasabi, Ronin gibi filmler aklımıza geliyor olabilir. Benim aklıma bu filmlerin yanında bir de Onimusha 3 geliyor. Onimusha serisi 2000'lerin başında Capcom'un en popüler... Bir şey söyleyeceğim burada hani. Şimdi bakıyorum mesela, görüyorum tamam hani. Çünkü reklam sektörünü falan da düşünüyorum o seneki. Yani acaba mesela o senelerde artık hiç mi gerek yokmuş? Yani hiç mi acaba gerek yokmuş? Çünkü şimdi sosyal medyadan duyuramayacak oynattığın insan. İşte ne bileyim herhangi bir şekilde işte YouTube'a videosunu salmayacaksın, olmayacak, bu olmayacak. Yani o dönemler acaba çok da gerek yok muymuş ki ünlü isimlere? Abi basat diyebilir, bir şey söyleyeyim, herkes oyunu beğenmek zorunda değil bu arada. Videoyu çeken arkadaş beğenmek zorunda mı şeyi? Beyond Two Souls niye beğensin? En sevilen beğenmek oyun serilerinden biriydi. Japonya'nın Sengoku döneminden, Japon mitolojisinden harmanlanan fantastik samuray hikayesiyle sevilen bir seri olmuştu. Ama Onimusha serisi 3. oyunda hafiften yön değiştirecekti. Ünlü aktör John Reno'nun Onimusha 3'te yer alacağı duyurulunca beyinler önce bir yanmıştı. Ne alaka diyenlerle John Reno'nun bir oyunda yer almasının heyecanını yaşayanlar iki ayrı kutuba ayrıldı. John Reno oyun dünyasıyla pek de alakasının olmadığını her fırsatta belli ediyordu. Ama yine de Onimusha 3'te hiç de sırıtmadı. Reno Onimusha 3'te Jack Blon adındaki bir polisi canlandırıyordu. Ve oyunun da oldukça önemli bir kısmını bu karakterle oynuyordu. Seriye yeni bir oynanabilir karakter eklemesi ve iki karakter arasında geçişlerin yapıldığı dinamik oynanış mekanikleri sayesinde Onimusha 3 sevilen bir oyun oldu. Reno'nun canlandırdığı Jack Blon karakteri ilginçtir. Onimusha dünyasıyla acayip alakasız görünse de sevildi ve bağırlara basıldı. John Reno, Onimusha serisine adeta tek seferlik bir renk katarak o güzel atına binip hem bizlerden hem de eski popülaritesinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Ya araya giriyorum, buradalarım ama arada en ucuz oyun nokta. Hayır övecekse GameBee överiz, teşekkürler. Övecekse GameBee övülsün, teşekkürler. Harun beni parçalar. Şunuz, oyunda mavi uzaylı bir karakteriniz var. Yüzü insan gibi ama uzaylı bilmiyorum. Gibi de tam insan gibi de değil, yani tam uzaylı bu gibi de değil. Bu karakteri canlandırmak için Hollywood'un ünlü ve güzel bir ismiyle mi anlaşırsınız, yoksa abi paramız cebimizde kalsın. Zaten belli belirsiz bir yüzü kim olacak bu karakterin. Yani ünlüye ne gerek var mı dersiniz? Evet, BioWare. Mass Effect Andromeda'da Dr. Lexi karakterini canlandıran Natalie Dormer'ın bu oyuna nasıl bir faydası oldu sorarım size. Game of Thrones dizisinin yıldız ismi Mass Effect... Bence o Natalie Dormer diye... Andromeda'da şeklinde hafif clickbaitli haberlere malzeme olmak ve Game of Thrones'un aşırı popülaritesinden faydalanmak dışında tabii. Yani bunun için oyunun bütçesinden kısmaya gerek var mıydı hakikaten? Natalie Dormer'a vereceğiniz milyon dolarları şu Sikko animasyonları düzeltmeye harcasaydınız en azından elinizde güzel bir oyun olurdu. Sikko animasyonu. Godfather video oyunu oyun tarihinin gördüğü en büyük çöküşlerden, en büyük hayal kırıklıklarından biridir. Bu oyuna ayrı bir video yapılır. Not edeyim de bir daha yapmayın serisinde bu oyunu yaparım. O kadar dev isim vardı ki Godfather oyununda saymakla bitmez. Orijinal filmin önemli isimleri bir şekilde oyunda yer almayı kabul etmişti. Marlon Brando başta olmak üzere ki kendisine yeterince para verirseniz çocuklar duymasında bile oynayabilecek kadar parasal sıkıntıdaydı o dönem rahmetli. Aa, gör kendi isimlere mi? Hayvan bir gibi. Bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim. Bir an Marlon Brando'yu çocuklar duymasında böyle hayal etmiyor. Ekran kampanyalarına rağmen ne oldu dersiniz? Godfather oyunu vefat etti. Ya üzerine yıldız boca edilen her yapım güzel olacak diye bir kural yok da, öyle olsa Haluk Bilginer, Demet Akbağlı, nereden baksan oyunculuk fışkıran 9 kere Leyla adlı Sikko film Oscar alırdı. Can't you just stay here with the
Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı Peter Dinklage'i özellikle bu listeye almak istedim. Çünkü Peter Beyefendi ve Bence arasında geçenler gerçekten çok ilginç. Peter Dinklage'in seslendirdiği Ghost karakteri Destiny'nin erken geliştirim aşamalarında oyuncuya eşlik eden esprili bir... Bu arada bu adamın ses tonu çok güzel. Mesela aslında oyunlarda da böyle o ses tonları... Ne bileyim mesela güzel ses tonuyla anlatılan hikayeleri ben bayılıyorum mesela. Hani seslendirme adına. Karakterden ibaretmiş aslında. Ancak oyunun çalkantılı geliştirme aşamalarının ortalarında Ghost karakteri bir anda ana anlatıcıya dönüşmüş. Hal böyle olunca Bungie, Peter Dinklage'i olması gerekenden daha fazla diyalog seslendirtmiş. Bu durumdan hoşlanmayan Tyrion Reis pek de gönüllü bir seslendirme yapmamış haliyle. Ve sonuçta ortaya inanılmaz ruhsuz, dümdüz bir seslendirme performansı çıkmış. Daha sonra The Taken King genişleme paketiyle... Ya kardeşim birlikte... bak! Seslendirme yapacaksanız duyguysa duygu. Seni düşünmediğim bir an, bir anım yok gör olayım. Dağlar bile sarsılıyor gönlümün nağırlığından. Rüzgara vuruyorum kendimi, belki sıyırır diye. Ruhum inciten bu ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Her sağanak yağmurda ıslanırım iliklerime dek. Belki söker götürür diye içimdeki bu hasretini faydasız kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle bileyim söyle. Tutkunluğunun itirafıdır vefasızlığına. Yoksa bir hayat böyle, yoksa yar mıydı? Hadi git, hiç durma, mühim değil, defa vurdun yok. Hadi git, kaldırma, ağaçını mutlarım kararsın. O kadar iyi ki, o kadar iyi ki, yani... Duygu öyle bir veriyor ki. Ben bir gün bir oyun yapsam mesela bu beyefendiyi ararım. Bu beyefendi Zuhal Topal'da izdivaç. Mehmet Bey miydi? Mehmet Bey. Yani müthiş. Tek kelimeyle müthiş. Kadın Mehmet. De Peter Dinklage'in yerinin Nolan North aldı. Kim oyuncular hala Peter Dinklage'in seslendirmesini daha başarılı buluyor. Ama Peter Lord Dinklage Destiny ortaklığı iyi başlasa da ne yazık ki hiç de iyi son bulmadı. Tabi bunda dandik diyaloglar ve boktan bir hikaye yazan Bungie ekibinin de payını unutmamak lazım. Tabii bu oyunlar dışında zibilyon tane ünlülü oyun sayabiliriz. Wow! Kadrolu dövüşçü ve aktör Jet Li'nin yer aldığı Rise the Hunter. Jet Li'yi çok severim. Chandler Bing Reyes, Matthew Perry'nin Fallout New Vegas'ta oyunun önemli karakterlerinden Benny'yi canlandırması. Chow Yun-Fat'lı Stranglehold, Burt Reynolds'ın Saints Row the Third'de kendini oynaması. Terry Crews'lu Crackdown 3, Christian Bale'li Assassin's Creed, Sam Witwer'i hem Star Wars The Force Unleashed serisinde hem de Days Gone'da gördük. Liste kaba. Phil Collins'inden Carmen Electra'sına her türlü ünlü oyunlarda bol göstermiş. Ne diyorsun? Hangi oyun? Liste geniş olsa da kesinlikle oyunların ünlülere ihtiyacı yok. Birincisi oyun sektörü artık başlı başına devasa bir endüstri haline geldi. Hangi yani oyun abisi? Da ünlülere ihtiyacımız yok. Bir, artık oyunun kalitesine bakılıyor. Fake fragmanlara ya da ünlü isimlere değil. İkincisi belki biraz kişisel bir neden olacak ama benim gibi düşünenler olduğuna eminim. Ünlü bir isim bir oyunda ana karakter olduğunda ya ben o karakterle özdeşleşemiyorum. Zaten ekranlarda sürekli gördüğümüz ünlü kontrolümüze verildiğinde kendimi o ünlünün yerine koyamıyorum. Lan bu Norman Reedus işte diyor beynim. Tamamen oyun için yaratılmış orijinal bir karakter olduğumdaysa o oyunun içine daha çok giriyorum. Beynim bana bu tanımadığın insanla empati yap şimdi diyor. Bu yolculuğu birlikte... Şu adamı göstermeyin bak. Bak şu adamı göstermeyin. Ben dayanamıyorum. Bana bu adamı göstermeyin. Hele bana bu sahneyi hiç göstermeyin.
birlikte yaşayın diyor. Yani böyle olunca karakterle bak daha fazla bu özdeşleşiyor. Bak bir de bu adam. Tanımadığın kişiyi keşfet diyor. İşte tam da bu keşfetme dürtüsü size heyecan veriyor. Oyunların ünlü isimlere ihtiyacı olmadığını kanıtlayan bir örnek vereyim size. Sene 1991 bilemedim 1992. Jean-Claude Van Damme'ın başrolünde yer aldığı Evrenin Askerleri filminin yapımcıları Van Damme'la bir oyun yapmaları için çiçeği burnunda yapım şirketi Midway Games'in kapısını çalar. Midway'in sadece 4 kişilik kadrosundan ikisini oluşturan programcı Ed Boon ve çizgi roman sanatçısı John Tobias yapımcılara kan sporu filminin bir uyarlamasını yapalım. Oyuncular Van Damme'ı kontrol etsin ve çok kanlı cesur bir oyun olsun der. Yapımcılar da bunu kabul eder ancak bir pürüz vardır. Van Damme'ın ta kendisi. Van Damme'ın olaylardan haberi yoktur. Yüksek Tekme Reis bir oyun karakteri olma fikrine Yüksek ne diyecektir? Ed Boon ve John Tobias Van Damme'ı ikna etmek için harekete geçer. İkili Van Damme'ın kan sporu filmindeki görüntülerini kullanarak bir dövüş oyunu demosu yapmaya başlar. Van Damme Reis'in meşhur bacak açma hareketine, adamın ağzına ağzına attığı aşırı tekmelerine vesaire filmden kırpıp dijital ortama aktarırlar. Ve oynanabilir bir demo yaparlar. Van Damme oyununun temelleri atılmıştır. Gel gör ki o dönem için oldukça yenilikçi olan bu demo Van Damme'ı ikna etmeye yetmez. Proje yatar, Van Damme oyunu yalan olur. Ancak ikili Van Damme'ı ikna etmek için başladıkları projeyi değiştirir. Kısa süre sonra Van Damme'ın kan sporu Mortal Kombat oyununa dönüşecek. Van Damme'ın ruhu ise Johnny Cage karakterinin içinde Mortal Kombat evreninde yaşayacaktır. İşte bu ibretlik hikaye bize Asla böyle bir hikayesi olduğunu bilmiyordum Mortal Kombat'ın. Gösteriyor ki Van Damme bayağı vizyon. Ben de kılıçları görünce tanıdım. Vizyonsuz bir köpek. Tabi Mortal Kombat'ın şu anki hali bunun tam tersini bize söylüyor ama bugüne kadar ünlülere ihtiyacı olmadan kendi ayakları üzerinde durarak gelmeyi başarmışlardı. Oyunlarda en iyi performanslar büyük starlardan. Bak gene bak. Bak gene kimleri neleri gösteriyor. Çıkmadı. Hep anonim isimlerden çıktı. Red Dead Redemption 2'de Arthur, Hellblade, Senua, Sacrifice'da Senua, God of War'da Kratos, Last of Us serilerinde Ellie ve Joel karakterlerini ünlü isimler canlandırmadı. Bu akıllara kazınan oyunlardaki harika oyunculuk performansları hep az bilinen insanlardan çıktı. Artık kimse para için orada olduğu belli olan hafif gözden düşmüş Hollywood ünlüsü görmek istemiyor oyunlarda. Yani biz değiştik. Oyun iyi olsun yeter. Kimsenin bir oyunda ünlü görmek için bir tarafını yırttığını sanmıyorum. Bitti Hollywood ünlüleri. Canımız sıkıldı. Ağzımızın dadıyla, bir oyun yorumu bile izleyemedik görüyor musun? Canımız sıkıldı. Ben bu kanala abone olurum. Aşırı güzel yorumları varmış. Ve çok güzel anlatıyor. Eğer siz de artık efendim diyorsanız ki ya ben bayılıyorum ben oyun bilmem ne olsun şöyle olsun böyle olsun bilmem ne olsa adı benim. Belki de ben bilmiyorum yani. Belki benden bile çok çok eski bir kişidir. Ben ilk kez denk geliyorum. Çok da üzülüyorum hatta kendisinden. Gayet güzelmiş. Çok güzel anlatıyor bir kere. Dırıt dırıt dırı. Dırı dırı dırı. Dırıt dırıt dırı. Silent Hill mı çıksın? Ay evet çok komik ya. Çok gülüyorum. Tabii ki de bu yapımcı firmanın aşırı zirde sikko bir oyun yapmasından kaynaklı olabilir. Daha doğru bir şey duymadım yani. Uşşşş.